Yeni bir süreç var ve Hamas'ın yeni bir lideri var. Bir taraftan da hani deminki konuşmalarımız ışığında şunu sorayım. Batılı bazı analistler şöyle bir yorum yapıyorlar. Hamas yakın zamanda Hizbullahlaştırılıp daha da radikalleştirilebilir. Demin sizin bahsettiğiniz o İran noktasına daha fazla çekilebilir. Bu yorumlar da var. Bir taraftan da işte birkaç yabancı televizyondaki yorumları hemen söyleyeyim. Yine bölge analistleri işte İsrail'in önümüzdeki süreçte Hamas'ın yeni lideri üzerinden daha da sertleşebileceği. Siz Katar'da siyasi büro şefleriyle yaptığınız görüşmede bu sürece dair onlara bir kere nasıl davranmaları gerektiğini ya da nasıl bir süreç izlemeleri gerektiğine dair bir yol haritası çizebildiniz mi? Her şeyden önce şunu söyleyeyim. 2009 yılında Şam'dayken Halit Meşal o kadro, yani Hamas'ın politbüro diyelim siyasi kadrosuyla ilk uzun görüşmemizi yaptım. Akşam 8'de başlayıp sabah 6'ya kadar, hatta o sırada İsrail'le görüşerek Feridun Sinirlioğlu da İsrail'den müzakerelere, ateşkes müzakerelere Şam'a gelmişti. Dolayısıyla sabaha kadar ilk görüşmede o toplantıdaki kadro hemen hemen benzer şekilde devam ediyor. Hatta biraz takıldım. Her gördüğümde biriniz azalıyorsunuz, şehit ediliyorsunuz. Aman dikkat edin kendinize dedim bu son görüşmemizde. Şundan, bir Hamas sürekli olan bir yapıdır. Şöyle bir şey görüyorum son günlerde. Efendim Yahya Sin var. İran'ın adamı Halit Meşal İran'a karşı. Sinvar seçildi, Halit Meşal devre dışı bırakıldı. Bu Hamas'ın yapısını bilmeyenlerin söyleyebilecekleri sözler. Bir de şunun için bu üretiliyor özellikle. O gün de konuştuk, bugün de doğrudan yetkili isimlerle de konuştum. Neden Sinvar'ın seçilmesi gerekli oldu? Böyle bir ayrım, Hamas içindeki böyle bir ayrımdan daha çok meseleyi doğru okumak lazım. Dediğim gibi Hayasin var, 2011 yılında bizim yaptığımız arabuluculukla dışarı çıktı. Ve eğer Gazze dışında olsaydı da o siyasi büronun içinde olacaktı. Yani bu görüşmeden içinde olacaktı. Bu çok genellemeci ve özellikle de İsrail tarafının propaganda ettiği bir şey. Hamas'ı iyice İran'ın yanında ve İran tarafında. Peki Halit Meşal Hamas'ın başındayken görüştünüz mü Hamas'la? Sadece Tony Blair bir ara görüşmeye niyet etti. Hatta o da bizim üzerimizden. Fakat kuartet temsilci olarak kimse görüşmedi. Ya yani mesele İran veya İran'a yakın olup olmama meselesi değil. Böyle bir durum söz konusu değil. Peki bu seçimin sebebi ne? Çok açık. 2017 yılında da Halit Meşal ile şey arasında İsmail Haniye, o zamana kadar Halit Meşal başkandı. İsmail Haniye devredilirken de ben konuşmuştum. Arada bir sıkıntı var mı gibi de açık sormuştum. Yok öyle bir şey dediler ve içeriden bir lideri tercih ediyorlar. Yani Gazze'de olan birinin Hamas'ın liderliğini üstlenmesini tercih ediyorlar. Ama dışarıdaki diplomasi yine Halit Meşal yürütecek. Yani Halit Meşal konumundan terk etmiş değil ve Halit Meşal kendisi istemiyor başkanlığı üstlenmeyi. Çünkü şu anda eğer içeriden birisi olmazsa bu İsmail Haniye'nin yerine İsrail'e verilen şey bir mesaj, o teslimiyet mesajı gibi bir şekilde algılanacağından çekiniyorlar. Ama Hamas'ın kendi içinde bir yapısı vardır, bunun sürekliliği vardır. Bunu İran'a bir teslimiyet gibi yorumlamamak icap eder. Biz Katar'da buluştuğumuzda açık, dediğim gibi her zaman rahat konuşurum kendileriyle. Bunu İsrail tarafı da bilirdi bizim bu rahatlıkta. Onun için zaten bizim devrede olmamızı isterdi. Çünkü bir ateşkes iki taraf üzerinde de etkiniz varsa sağlanır. Çekinmemek lazım burada. Bakın 2006'da Halit Meşal geldiğinde o zamanın amiral gemisi diye bilinen gazete benim boy resmimi bastı ve terörün arkasından da o çıktı diye bana karşı ön yargıyla bir yayın yaptı. Ama aynı hafta İsrail tarafı ve Amerika tarafı bizimle temas kurarak Hamas'la ilgili yapılabilecek şeyleri konuşmaya çalıştı. Şimdi burada önemli olan o etkiyi kurmak. Bir kişi o zaman lehime yazı yazmıştı. Rahmetli Mümtaz Soysal. Kimse Davutoğlu'nu anlamıyor. Filistin kartını eline alarak Türkiye'nin Orta Doğu'daki liderlik konumunu güçlendirmek istiyor diye Cumhuriyet Gazetesi'nde o zaman iktidara karşı olmakla birlikte yazmıştı. Bunu deme sebebim şu. O zamandan beri hep
doğruyu tefsir etmek etmeye çalıştık onlara. Şimdi söylediğim şuydu Sayın Halit Meşale'de, oradakilere de. Verdiğiniz mücadeleye saygımız sonsuz. Ama bu bir askeri mücadele değil sadece. Bu bir diplomasi mücadelesi. Bu bir propaganda mücadelesi. Onun için siyasi kanat olarak bütün dünya liderlerine bir mektup yazın. Ve İsmail Haniye'nin geçmişini, seçilmiş başbakan olmasını da vurgulayarak dünya liderlerine Filistin'in ve Hamas'ın dünya barışı, yani bölge barışı için Filistin devletinin kurulması yönünde verdiği mücadeleyi anlatın. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine müracaatta bulunun ve bu cinayetin araştırılması için komisyon kurmasını sağlayın. İslam dünyası liderlerinin hepsine temsilciler gönderin ve meselenin İran-İsrail kıskacına daraltılmasına ve bunun üzerinden Filistin'in yalnızlaştırılmasına karşı çıkın. Çok dikkatlice dinleyin. Daha başka da bazı tavsiyelerim oldu. Ve inşallah sadece bir halkın, mazlum bir halka sahip çıkmak açısından Allah'ın huzurunda da bir şehadet olacak şekilde inşallah tecelli eder. Onlar da benim geçmişte Filistin halkı için yaptıklarımla ilgili çok güzel sözler, şeyler sarf ettiler. Ve şu beni onurlandırdı, açık söyleyeyim. Büyük bir çadırda şey kuruldu. Taziye çadırı. Ben oraya misafir olarak geldim ve taziye mi sunmak üzere geldim. Merkezde Halit şey vardı, Halit Meşal. Yanında Abdüsselam şeyin oğlu, İsmail Haniye'nin büyük oğlu. Onun yanında diğer Filistinli liderler. Ben taziye sunduktan sonra oğlu, İsmail Haniye'nin oğlu ve Halit Meşal aralarını açtılar. Dediler ki burada en büyük taziye size olmalı. Siz ev sahibisiniz. Ve ondan sonra ben taziyeleri kabul ettim. Ve bu hani duyduğumuz güven ilişkisinin bir sonucu. Birisi onu demiş, bunu demiş. Bunlar beni ilgilendirmez. Ben insan olarak doğru olanı yaparım. Türkiye'nin de devlet itibarı açısından bölge barışını sağlamak isteniyorsa Filistin'i çözmek lazım. Filistin'i çözmek de kararlılık ve uluslararası hukuk desteği gerektirir. O bakımdan bu şeyde Katar'da yaptığım görüşmede uluslararası hukuk açısından atılacak adımları, ne yapılabilir? El Fetih ile FKÖ ile birlikte nasıl görüşme? Çin'de çok güzel bir toplantı yapıldı. Organize eden de Mustafa Barghouti'dir. Onunla da ayrı 2 saatlik bir görüşme yaptım. Mahmut Abbas'a iletilebilecek mesajlarla ilgili, eski El Fetih mensubudur. Çin'de 11 Filistinli grup Çin'de buluştu. Ya bu utanç verici bir şey. Bakın ne yaptık dediniz, ne yapılıyor dediniz de ne müydü? 11 Filistinli grup Pekin'de buluştu. Ulusal uzlaşı için. Niye Ankara'da buluşmadılar? Niye Mekke'de buluşmadılar? Niye Kahire'de buluşmadılar? Niye Şam'da buluşmadılar? Niye sahipsiz Filistin halkı? Bu toplantıların tümü geçmişte bilinir ki Ankara'da yapılırdı ya da İstanbul'da yapılırdı. Kaç kez... Ama o zaman da birleştirilemediler. Yok yani... yo, öyle değil, öyle değil. Şimdi öyle değil, bak. Filistinli gruplar mesela hiçbir zaman ortak bir noktada... Haksızlık etmeyin. Hı-hı. Öyle değil. 2012 savaşında Batı Şeria Ramallah'taki hükümet 2012 savaşı sürerken ben 20 Kasım'da Gazze'deydim bombalar altında. 28 Kasım'da da Mahmud Abbas'la birlikte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'in devlet olarak tanınması oylamasında Filistin adına ben konuştum. Dolayısıyla gördük ama Filistinli gruplar yani mesela öyle. Bir Hamas'la Filistin Kurtuluş Örgütü'nü mesela bir araya getirmek getirildi. Gelmemiş olsa o ateşkes sağlanamazdı. Ha bu tümüyle getirilemedi tabii ki. Ha, mesela Çin'deki gibi bir görüntü olmadı ya da Çin'deki gibi bir deklarasyon açıklaması falan. Şu anda yapılabilirdi. Geçmişte bunun benzeri çok çalışmalar yapıldı ve bizim üzerimizden de yapıldı. Biz derken şahsımı kastetmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ben de o zaman yaparken o zaman Sayın Erdoğan'ın başbakanımızdı. Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanımızdı. Tabii ki hep beraber yaptık bunu. Sahiplenmek adına söylemiyorum. Yaptık bunu, yapılabilirdi. Eğer İsmail Haniye ve Mahmud Abbas aynı anda Türkiye'de konuşturulabilseydi, bak gör ertesi gün dünyada ne yankı uyandırırdı. Ben cumartesi günü yani kongreden sonraki ilk cumartesi bu tweet'i attım. Şeyi yani bu çağrıda bulundum. Cuma veya cumartesi. Sayın Cumhurbaşkanı Rize'den cevap verdi. Mahmud Abbas'ı çağırdık ama gelmedi, özür dilemesi lazım diye. Ben bir tweet daha attım. İsmail Haniye'yi çağırın o zaman diye. Neden bunları söylüyorum? Diplomasi, ben ritmik diplomasi. Anlık saat saat takip etmeniz gereken bir iştir.
nasıl olduğunu, sürecin içinde olduğunuz zaman etki kurarsınız. Türkiye bu konuda Arapların peşine takılmamalı. Çok net söylüyorum. Araplarla birlikte hareket etmek adına onun peşine takılmamalı. İnsanlığı arkasından sürüklemeli. Eğer benim tavsiyem, Sayın Cumhurbaşkanı'na görüşme talebinde de bulundum, tavsiyem dinlenseydi, Kasım ayında bir zirve olsaydı, bakın Çetin Erbey, Türkiye'de olur, Johannesburg'da olur, Brezilya'da olur, Ramaphosa, Lula ve Erdoğan, birisi beyaz, birisi Latin, birisi Afrikalı, birisi Müslüman, birisi Katolik, ikisi Hristiyan, bir yerde resim verseydi, Türkiye o zaman liderlik yapardı. Bu mesele Arapları... Bu tavsiyelerinizi Sayın Davutoğlu, mesela Sayın Hakan Fidan'a yaptım. Ya da Sayın Cumhurbaşkanı dolaylı yollardan da olsa iletiyor musunuz? İlettim tabii. Mecliste konuştum. Mesela Sayın... Katar'da Sayın Hakan Fidan'la karşılaştınız mı? Sayın Cumhurbaşkanı'na mektup yazdım. Mektup yazdım. 15 Mayıs'ta bu liderlerle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir resim verin dedim. Şöyle diyorlar, ben bu tabirlerden rahat, İslamcı tabirini ben kendime hiç kullanmadım. Ben Müslümanım. Ya o da kendi şeyim. Ama İslam kimliğinden hiç gocunmadım. Bu benim asli kimliğimdir. Türk kimliğimden de hiç gocunmadım. Osmanlı kimliğinden de gocunmadım. Türkiye Cumhuriyeti kimliğinden asla gocunmadım. Bunlar benim kimliğimin parçası. Kim ne derse desin. Şunu diyor, Davutoğlu Hamas'a terör diyemiyor çünkü İslamcı, çünkü İhvan. Alakası yok. Uluslararası ama hukuk... zaten siz söylememenizin genel felsefik anekdotlarını ortaya koyuyorsunuz. Şimdi söylüyorum, bakın. Filistin meselesine sahip çıkmak, insanlık meselesine sahip çıkmaktır. Dolayısıyla Türkiye'nin çekingen davranmaması lazımdı. Türkiye liderlik yapmalıydı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu toplantıya Türkiye çağırmalıydı. Ve yapılabilirdi. 10 lider anlaşsa, 5 lider anlaşsa, ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Enver İbrahim'le hukukunu bilirim. İkisi de, yani Enver İbrahim benim 40 yıl önceki arkadaşım. Yani 35 yıl işte, 1990'da Malezya'da. Pakistan Başbakanı ile arkadaşlığını bilirim. Lula ile arkadaşlığını bilirim. Ramaphosa ile bilirim. Hatta Norveç Başbakanı benim dünyada tanıdığım en dürüst insanlardan biridir, Store. Dışişleri Bakanı olarak beraber çalıştık. Ona da mektup yazdım. İspanya Başbakanı. Ona da mektup yazdım ve bana cevap verdi İspanya Başbakanı. Şimdi bunlarla bir telekonferans yapsa veya Türkiye'nin sahipliği gerekmez, birinin ev sahipliğinde işte buluşulsa ve sonra bir resim verilseydi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 5 lider bile gitmiş olsaydı, emin olun İsrail'in kolu kanadı kırılırdı. Ama genellikle bizim liderler, sadece Sayın Cumhurbaşkanı için söylemiyorum, kendi halklarına konuşuyorlar. Ya bizim halk zaten biliyor, Arap halkı biliyor, Arap halkı zaten Filistin'in yanında. Burada konuşmamıza gerek yok. Brüksel'de konuşalım. New York'ta konuşalım, Londra'da konuşalım, Riyad'da şeyde konuşalım, Johannesburg'da konuşalım. Dünyanın her yerinde konuşalım. Türkiye'de birbirimize propaganda yapmanın anlamı yok. Ve ben bu samimi kanaatlerimi Ekim ayından itibaren randevu da talep ederek Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim.